saygı vardı, sevgi vardı. Şimdi selam veriyorsun, adam almıyor bile. Vallahi gördük biz onları, hakikaten ekmek kuyruğu, bir sigaraya 5 saat kuyruğa girmeler, bir paçet sanayağı için adam burada 6 saat bekliyor. Bugün de Allah'a şükür, bak her şey bol, bol. Erzurum çarşı pazar, Leylim aman aman, Leylim aman aman, Leylim aman. Aman aman sarı gelin. Sonra yaşlıya ziyaretsiz yaşlıyımız bizim eskiden daha da iyi. Hakikaten de sahibi var şey. Ha, olacak beş parmağın peşi bizde hele. Muhafasın ben hele sarı gelin aman sarı gelin aman sarı gelin. Okumak da zordur. Şimdi biz hem okula giderdik hem medrese. Medreseye yasaktı, bırakmazdılar. Bir jandarma bir köye girdim, olurdum şey artık. Şimdi de Allah'a şükür bak. Hem Kur'an-ı Şerif okunuyor, hem okullarımız, böyle pırır pırır yaşlarımız. Elinde kağıt kalem, Leylim aman aman, Leylim aman aman, Leylim aman aman, sar gelin. Katlime ferman ya zar hop ninen özüm sar gelin aman sar gelin aman sar gelin aman sunaya. Ben Erzurum'un yerlisiyim, 65 yaşındayım, berberim. Bizim Erzurum, eski Erzurum çok tarihi, güzel şeyler olan bir şehirdir. Nedir? Erzurum'da öyle bir komşuluk vardı ki içtiği, ocun için pişirdiği bir çorba neydiyse en fazla ayran çorbası diyelim. Zaten meşhurdur bizim Erzurum'da ayran çorbası. O sıcak çorbayı komşulara tattırırdılar. Mutlak tattırırlardı yani. Sonra manevi olarak bir sıkıntı olsa, üzüntü olsaydı, düşünseydi, üzülseydi o komşu sorardı, niye arkadaşım bu komşunun üzüntüsü nedir, sıkıntısı nedir derdiler. Sorardılar, bir maddi bir sıkıntısı olursa onu o anda borç olarak değil, al bunu ne zaman verirsen ver, bir daha da üzülme. Bunu kesinlikle bu Erzurum yapardı. Bir komşu çıksaydı evden, kiralık geçseydi bir başka mahalleye, elini kolunu sallayarak giderdi o mahalleye. O mahalleden bütün silecek, süpürecek yardımcı olurdu, verirdiler. Evle yemeğini verirdiler, evi temizlerdiler. Akşam ne olduğunu taşırdılar. Taşıdıkları zaman akşam yemeği verirdiler. Çünkü onun hazırlığı yoktu. Yemek hazırlığı yoktu, pişirme hazırlığı yoktu. O dönüşüne getirdiler. Leylim aman aman, Leylim aman aman. Nice ki bu canım sağ ol, miner ölsün sarı gelin. Erzurum'un, eski Erzurum'un çok güzel bir modelin güzelliği vardı. Tarihi güzelliği vardı, özgür özgür özelliği. Sunayarim, ah, nice ki bu canım sağ ol, niner ölsün sarı gelin aman, sarı gelin aman, sarı gelin aman.
Erzurum'un insanları birbirlerine çok saygılıydı. Dövüş çekiş yoktu, münakaşa yoktu. Hiçbir mahallede işçi içip bağıran, çağıran yoktu. Çocuğum yapamazdı. O ailenin hangi çocuğu yapardıysa o baba kahrından ölürdü. Belki de tercih eden insanlar çok vardı burada. Benim oğlum bu mahallede rakı içmiştir, rahatsız etmiştir. Ben bu mahallede duramam. Buradan gidenler olmuştur, çok olmuştur. Bugünde saygı da var, bir insanlık da var. Eskiden böyle bir şey yoktu, ondan birisiyle konuşamazdım ya. Sakın dağlar gibi yüceyim deme, zaman gelir etrafımda. Var olur. Dış gelir ya. Olur kış gelir yaz gelmez diye gam yeme, gönüller kışın sonunda bir bahar olur. Ah bir bahar olur olur. Hiçbir aileye birbirlerinin alacağım, seveceğim diye bir gözle bakmamıştı tarihi boyunca. Hiçbir zaman. Her ses anne derdi, komşular. Mesela Havya anne, Rebiye anne, işte Nülüfe anne, işte bir hep ana komşularda. Abla değildi, yenge değildi. Hep anaydı. Sonradan yenge oldular. Yavaş yavaş devir zaman bozuldukça, düzenler oldukça başladılar artık yenge olmaya, sevgili olmaya, aşık olmaya, dost olmaya. Yoktu Erzurum'da öyle bir şey. Bavundur ki üzerinde var olan bülbül odur ötüşünde zar olan. Dost odur ki kötü günde yar olan, geniş günde düşman bile yar olur. Düşman bile yar olur. Ah bir yar olur olur. Şöyle mesela akraban seni hiç tanımıyor hocam. Yıllarca. Nöbetçine gidaş bir mezar olur. Ah bir mezar olur. Erzurum dün
has özelliği, dadaş kelimesinin kullanılış önemi, mevkisi neydi? Bu kendisine has olan bir şey Erzurum'a. Şimdi Erzurum'un insanı çok merttir. Hayatı boyunca da mert yaşamıştır. İnsanlığıyla bir insan gelse bir şey sorsa onu o adresine götürür teslim eder. Bir isteğin arzun var mı der. Yok der, çay kahve içilir, bırakır çıkar gelir. Yani bu mertlik dolgun sözü. Yani bu işte dadaşın özü var ya, dolgun söylemesi. Hiçbir zaman yanlış söz söylemez. Hep dolgun konuşurdu. Ailesi de öyleydi, çocuğu da öyleydi, büyücü de öyleydi. Şimdi Erzurum bozuldu. Şimdi Erzurum niye bozuldu? Erzurum göç etti. Dolma oldu. Çok dolma insan doldu buraya. Şimdi Erzurum'da ne istersen var, ne ararsan var. Düzende yok, saygıda yok, terbiyede yok, huzurda yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şeyde kaldırı yok. Zarardı ufak tefek olacak yani. Aile birliğinde oluyor yani. Bir üniversitede olmaz mı? Olacak, olur. Ama senin üniversite hücum tahsillidir o. Ondan sana zarar, bize zarar gelmez. Hakikaten gelmez. Okuyanlar hiçbir zaman. Cahillikten çöte hiçbir şey yok. İnsanın en büyük düşmanı cahillik. Hücumda Allah'a şükür. Her çeşitlerimizden okursun. Kırık kırık. Anlayış var, bir insanlık var, bir terbiye töre var. Ya eskiden yoktu böyle, kongresler, öyle bir şey. Ha bu buyutta, her gün bir adam yarar aldılar. Bundan ne yapalım? E bizim de yok Allah. Ben.
dadaşın, yerlisinin bütün tabanı budur. Her şeye dikkat eder. Gezisine dikkat eder, konuşmasına dikkat eder, devletine, milletine, bayrağına saygılıdır. Erzurum kadar ağaç susuz kalsın, vatanından taviz vermez, bayrağından taviz vermez. Acından dahi ölse, katılıyorlar dünyayı verseler, ne bayrağına bir geçe getirtirir, ne de vatanına bir söz getirtirir. Erzurum'un dadaşın özelliği bunlar. Burcun yardımlaşma. Böyle zeşen mesela sakat sözü. Oradan zeşir adam çıkardı 3 lira 5 lira neyse verir. Eskiden bu da yoktu. Ekmek bulamırdı yemeye. Nerede bulacak? Güzel de peri olsa çirkin,
yerini kimseler dolduramıyor. Ah, ben eller kandıramıyor. Alemin güzeli de hep serin olsa, ama hep verin olsa, edem çirkin fasoysuz, yerini kimseler dolduramıyor. Ah, ah, ama ben eller kandıramıyor. Bursa'dan hangi semte çıktımsa orada Erzurum'da. Çıkmış çalışmaya, yetmiş iş aramaya. Erzurum'da da işte iş sahası yok. Yok. Dalmalar, duman dalmalar, belki de vardır illa demiyorum ama ben Erzurumlu olduğum için, Erzurum'da yerlisiyim bildiğim için Erzurumlu kadını, yaşlısını evladı götürüp hücrelerine bırakmaz. Bırakması hiç inanmam da. Değil Erzurumlu. Ha Erzurumlu değilse hepsi bizim anamız, bacımız, babamız. O ayrı mesele. Ama Erzurumlu yerlisi bırakmaz anasını, manasını. Anasını bizim bu yaşlarda şimdi cet oturur, okşar, çakalaşır. Güler, eski kadınlar öyleydi. Hep şakalaşırlardı. Öyle muhabbet, sohbet yapar, anlaşırlar, anlatırlar şey. İnsan güler, bayram gibi güler. Ha şimdi benim anam diyorum ya, 106 yaşında Cet Hoca, seni güldürsün, kalk kaynağını boğulursun. Analarımız öyle bir ana. Gençler de bu gibi şeye özendiği için bu gibi şeylerde dışarılar. Biraz da dışarılar, nazlar. Bu
işçiliği, işte bu disko, musko, bu işleri de çok becerdikleri için bu işleri açıyorlar. Açtıkları için de işte bu pislikler de oradan çıkıyor yani. Nedeni de budur. Çok bizim burada kötü bir olaylar da olmuyor. Olsa da çelenler sağdan soldan. Yani şehrin yerlisi de hemen hemen kalmamıştır. Seçen İstanbul'a bilmem Ankara, şuraya, şuraya. Allah versin biz yaşlarımıza hayırlı ömürler vere. Her muradınızı vere. Bayramlar çok güzeldi. Çok canlıydı. Düğün gibi canlıydı. Oturmaları, akşam oturmaları canlıydı. Yani bir evde diyelim ki 10 ev, 15 ev, 20 ev otururdu. Televizyon çıktıktan sonra inanın kardeş kardeşin evini bilmiyor. Tanımıyor. Her çeşenin evinde oturuyor. Bir televizyona bütün millet ayrıldı. Yani nasıl bir karı koca ayrılır? Daha da birleşmezler. Bu televizyonda çıktıktan sonra var ya bütün aileler hepsi bölündü, her şey bölündü ciddi. Şimdi kültür dediğiniz zaman bu kültürü sadece tahsile bağlamayacaksınız. Kültür insanın yetişme tarzıdır, aile tarzıdır. Sarı gelin aman, sarı gelin aman, sarı gelin aman, suna yari. Seni vermem ya bana, Leylim aman aman, Leylim aman aman, Leylim aman aman, sarı gelin. Nice ki Erzurum ne yaparsansa yap, Erzurum'u hiçbir kötülü yönlerden gitmez. Kimseye kötülük düşünmez. Ne komşusuna, ne insanına, ne talebesine, ne devletine, ne milletine, ne polisine. Saygılıdır. Hem sever hem de saygılıdır. Ha, nice ki bu canım sağ ol, neler ölsün, sarı gelin aman, sarı gelin aman, sarı gelin aman, suna yarim.
Erzurum, Nersin'de kızaklar vardı, paytonlar vardı. Güzel güzel caddelerde böyle o paytonlarla, kızaklarla gezerdiler. Komşular toplanırdılar. Burada fidanlık vardı işte, yukarıda kulübü çeriz filan vardı. Buralara toplanırdılar, güzelce eğlence yapardılar. Ama eğlence yapardılar, rakı şarap değil. Bağırtı şamata değil. Kimseyi düzüp, sövmeyen, nagara atıp bağırmak değil. Erzurum'da bu yok. Yani nezi sünmekti. Ben 70 yaşındayım. Fırınlardan karnı ağrır gider. Ekmek buyruğuna da girir. Ne çereler, neler. Şimdi öyle ders her şey. Devletimiz yardım ediyor. Ta kapısına kumanya götürür. Ha mesela buna para verir. Evde yatıyor. 500 bin lira para verir. Buna benzer çok. Allah razı olsun. Yapanlardan, becerenlerden, sizlerden. Bunlar inkar edilmez. Öyle de. Erzurum dağlarda kar yağar. Aldı içerimize üniversiteydi orası. Ben orada çıraktım. Gala dibinde. Bu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin galanın dibinde. Üniversite dağılırdı. Hep kravatlı, takım elbise. Geçtikleri zaman, saat 12'de dağılırdı. Geçtikleri zaman o bütün esnaf. Vallahi yeminden söylüyorum size. Herkes böyle düzgün dururdu ki talebe geçiyor diye. Talebe geçiyor diye. Bak inanın ben size diyorum. Ama onlar da o kadar beyefendiydiler. Ya şimdi kusura bakmayın. Ya şimdiki talebe talebe değil. İnanın alınan alınsın. Anarşist ya. Ya o devlette okuduğu okulu yıkıyor, kırıyor, canları kırıyor. Ya şimdi ben devleti buna teslim edeceğim. Ya bu bana ne anlar? Gelip benim camımı kıracak bu ya. Ya teslim ettiğim devleti bu adam gelip benim camımı kıracak. Ben buna nasıl devlet teslim edeyim? Böyle talebelik olmaz. Caydırıcı. Onları daha güzel, bizim ümidimiz talebedir. Şimdi biz diyoruz ki ya işte bu üniversite mezunu bilmem ne mezunu ne mezunu. Ben bunlara karşıyım. Maçtaki şeyler, olaylara katılanlara bak, avukat, öğretmen, doktor. Şimdi öğretmen eğitici değil mi? Bize eğitiyor. Doktor ne yapıyor? Hastalıklarımızı, bunların nelerimizi gideriyor. Avukat ne yapıyor? Hukuk savunuyor. Yani milletin bütün hukukunun elinde. Diyor ki, ne yaparsa yapın, bunları yaptığı zaman suç. Ya bu hukukçu nasıl suç işler ya? Bir hukukçu bile bile bir suç işlerse onun suçu 5 katı 10 katı fazla sorması lazım. Ben cahilim, ben suç işlersem işlerim. Ama onun işlemesi başka bir şeydir. Ya böyle bir düzen var yani. Şimdi diyorum ya, şimdi talebe diye bir şey yok abi, inanır mısınız? Okullar dağılıyor, okulları yıkıyorlar. Hep beraber görüyoruz. Esnaf dükkanları tahrip oluyor. Ya bunlar hep devletten gidiyor. Sonra bu devlet vatan bizim vatanımız, devlet bizim devletimiz. Başka bir şey olur mu yani parayla, pulla? Maddi veya manevi hiçbir şeye toprağını, ben onun toprağını bile eşmem, zarar vermem. Erzurumlu bu. Erzurum'un hası bu. Erzurum'un özü bu. Çünkü bunun nüfus kağıdında bunlar yazıyor, kitabında bunlar yazıyor. Başka bir şey yazmaz. Çıkayım dağlara da kurt yesin beni.
tutarım bu canı da alırım sen. Evet, şimdi türküden dinleyeceğiz.